Başkan hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İşler nasıl? İşler hocam, biliyorsunuz içerisi bomboş. Yani şu anda ne diyelim? İnan ki akşam bile işçilere inatında öğreniyoruz. Yani çalışıyoruz, yalanın yüksek. Genelde geliyorsunuz yani. Şu anda salonu görseniz bomboş, evet. Her şey açıkta yani. Bir şey dememize gerek yok. Her şey yüksek, yalandan çalışmış. Bir güzel derne olduğu için tavuk daha yüksek. Evet. Yani hiçbir şey almayacak şekilde değil. Bir tarafa geçmeyin. Arkadaş işler nasıl? İşler vallahi başkanım yani bildiğiniz gibi işte kan ağrıyor. Kaç kuruş daha yaptınız? Vallahi bugün daha 50 TL. Yani 50 TL, ben para sormadım, şey sordum 50 TL. Hay beci. 50 TL, o da burada bak işte burada. Ana. Vallahi budur. Ya nasıl bir şey bu? Yok, gerçekten yok. 5 milyar elektrik faturası gelmiş. Ooo. 5 milyar 4850 TL. Kira mı burası? Kira evet. Nasıl geçiniyorsunuz? Yani şimdi eski kiraya çalışıyoruz. Kirayı da çıkaramıyoruz artık. Elektriğe çalışacağım. Yani elektrik, su, kira. İş yeri sahipsiz misiniz? Evet. Dedemin selamı var bize. Yok sen de ona hürmetlerini de. Tamam mı? İlkay. Dışarıda artık dershaneye giriş çıkışta hiçbir şey alamaz olduk. Her şey çok pahalı. Esnafa da hiçbir şey söyleyemiyoruz. Onlar da pahalıya alıyorlar. Yani... Ve sürekli günümüzü nasıl geçireceğimizi planlamaya çalışıyoruz. Yani dışarı çıktık, bir şeyler yapacağız. Bir aktiviteden sürekli mahrum kalıyoruz. Bizim şu anda birkaç ülkeyi dolaşmamız gerekirken, yabancı ülkelerdeki yaşıtlarımız birkaç ülke gezerken biz şehirden şehire bile gidemiyoruz. Ve bunun için de çözüm istiyoruz. Gerçekten çünkü geleceği düşünmekten çok sıkıldık ve çok yorulduk. Üniversiteyi kazansak... Tek derdimiz geleceğimizin nasıl bir düzen altında olacağı. Yani seçimlerde ne olacağını hiçbir zaman kestiremiyoruz. Umudumuzu kaybetmemeye çalışıyoruz. Sizleri böyle yakalayıp konuşmak için çabalıyoruz. Ama hiçbir şeyin garantisi yok. Siz gittikten sonra bizim ne olacağımızın da bir garantisi yok. Başbakan, Cumhurbaşkanı böyle olsun. Cemre, bu yaşta başbakan bu ağırlığında kızım. Yuh olsun bize be. Yuh olsun bize be. Allah sizlerin Allah değil, Allah. Büyüklerimizin daha önce akıllanıp, ben 18 yaşındayım, ailem bir sürü devlet başkanından bahsederken tek bir kişiyi gördüm. Ve yani... Ay canım benim. Ne iş yapıyorsun bak? Serbest bölgede tekstil işçisi. İşçi. Annen ne yapıyorsun? Evet. Bir kardeşim var, bir de ben varım. Nasıl okuyorsun? Ben aynı zamanda işlere de gidiyorum, harçlığımı çıkartıyorum. Ne şekilde işin? Organizasyon yani, ne olursa yapmak zorundayım. Parti deyince benim aklıma yabancılar gibi gezmek, eğlenmek değil, siyasi partiler geliyor sadece. Buna da büyüklerimiz izin verdiler. Keşke reşit ya da oy verme reşit yaşına göre değil de belli bir statüye göre belli olsa.